Orta Doğu dendiğinde ilk akla gelen devletler şüphesiz ki Arap devletleri oluyor. Araplar tarih boyunca Orta Doğu üzerinde fazlaca önemli roller aldılar ve o bölgedeki hakimiyetlerini korudular. Bugün de aynı şekilde bölgede büyük bir güç konumundalar ve sahip oldukları kaynaklar sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden olma özelliğini taşıyorlar. İşte bu ülkelerden bir tanesi de Suudi Arabistan ya da resmi adıyla Suudi Arabistan Krallığı. Buradaki krallık ismi herhangi bir sembolik anlam taşımıyor. Çünkü gerçekten de babadan oğula devredilen bir krallık sistemiyle yönetiliyorlar. Ayrıca siz de benim gibi tarihsel karakterlere, genel kültüre ve tarihi değiştiren olaylara meraklıysanız, sadece Burak adlı kanala da büyük bir keyifle göz atabilirsiniz. Çünkü kendisi önemli olan pek çok tarihsel karakteri ve olayları büyük bir titizlikle anlatıp etkileyici şekilde seslendiriyor. Sadece Burak kanalının videolarını seyrederek kültürel birikiminizi artırabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kanal linkini yoruma sabitleyip açıklama kısmına bırakıyorum. İyi seyirler. Suudi Arabistan'ın Arap Yarımadası'nın toprak anlamında en büyük ülkesi olmakla beraber pek çok Arap ülkesine de sınır komşuluğu bulunuyor. Örneğin kuzeybatısında Ürdün, kuzeyinde Irak, batısında Kızıldeniz ve doğusunda Kuveyt, Katar, güneyinde ise Yemen ve Umman gibi devletler bulunuyor. Dolayısıyla Orta Doğu'nun kalbi denilebilecek en merkez noktasında yer alan ve bu nedenle pek çok devlete kara sınırı olan bir ülke burası. Bundan dolayıdır ki ülkenin yüz ölçümü gerçekten de çok büyük ve 2 milyon 150 bin kilometre kareden oluşuyor. Yani yaklaşık 3 tane Türkiye topraklarına sahipler. Fakat bu kadar devasa bir toprak alanına sahip olmalarına rağmen resmi nüfusları 2021 sayımlarında sadece 36 milyon olarak belirlendi. Yani Suudi Arabistan için dünyadaki insan nüfusunun en seyrek olduğu ülkelerden biri tanımı yapılabilir. Halbuki ülke içerisinde Mekke ve Medine gibi kutsal şehirleri barındırıyor ve dünya üzerindeki Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Suudi Arabistan'ın tarihini ise şu şekilde özetleyebiliriz. Aslında ülkenin bilinen tarihi İslam dininin doğduğu dönemlerde Hazreti Muhammed'in peygamber olmasıyla başladı desek yeridir. Hazreti Muhammed'in Orta Doğu'da İslamiyet'in temellerini atmasının ardından Emeviler ve Abbasiler hilafeti savunan bir devlet anlayışıyla Suudi Arabistan topraklarını genişletebildikleri kadar yaydılar. 1500'lü yıllara gelindiğinde Yavuz Sultan Selim Memlüklerin saltanatına son vermesi sonucundaysa hilafet Osmanlı Devleti'ne geçti. Fakat 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaşı kaybetmesi Mekke, Medine gibi kutsal şehirlerin tekrardan Arapların eline geçmesine sebep oldu. Başa geçen İbni Suud yönetimi İngilizlerle ortak çalışmalar yürüttüler ve 1932 yılında günümüzün Suudi Arabistan Krallığı resmen kurulmuş oldu. Bugün ülke hala Suud hanedanlığına mensup aileler tarafından yönetiliyor ve Muhammed bin Selman şu anki son veliaht prens konumunda. İslamiyet için çok büyük bir anlam ifade eden bu ülke, yönetim anlamında da İslamiyet'e uygun şeriat kurallarıyla idare ediliyor. Hatta zaman zaman katı şeriat kuralları nedeniyle gündeme geliyorlar ve dünya medyasından eleştiri alabiliyorlar. Söz gelimi cinsiyeti kadın olan bir insan kendi özgür iradesiyle ülkeden giriş çıkış yaparken sorunlara maruz kalabiliyor. Bir nevi katı kuralların neredeyse hepsi kadın endeksli yasaklardan ibaret. Mesela ülkede 2018 yılına kadar kadınlar araba kullanamıyordu ve araba kullanmak sadece erkeklere özgüydü. Genç veliaht bu durumu değiştirdi ve kadınların önünü açmaya başladı. Fakat bugün kadınlar hala özgür iradelerine göre bankaya gidip hesap açtıramıyorlar veya kocalarından izinsiz pasaport alamıyorlar. Çünkü yaşları kaç olursa olsun reşit sayılmıyorlar. Yani ülkede erkeklerin yaşamına engel çıkarabilecek pek bir yasak yok. Tabii hırsızlık, zina gibi durumlarda erkekler de tıpkı kadınlar gibi cezalandırılıyor. Ayrıca burası bir İslam ülkesi olduğundan kadınlar çok büyük oranda kapalıdırlar, bunu da belirtmekte fayda var. Yani siz Hristiyan veya inançsız bir kadınsanız ve Suudi Arabistan'da yaşamak isterseniz kendinizi baskı altında hissedebiliyorsunuz. Ancak güzel olan şu ki Veliaht Prens Muhammed bin Salman artık kadınların abaya giymek zorunda olmadığını ilan etti. Yani Arabistan'daki kadınların daha özgür şekilde giyinmelerinin önü yavaş yavaş açılmaya başladı. Yine de batı tarzı giyinen bir kadınsanız yoldan geçenler size büyük oranda garip gözlerle bakıyorlar.
Çünkü onlara göre abaya giyinmek artık bir kültür meselesi haline gelmiş ve sizin onların kültürüne saygılı davranmanızı bekliyorlar. Ma fi qawanin wadhha. Ma fi himaya. Mumkin at'arrad lil khatar. Mumkin at'arrad lil ihtida bisabab annu ana amshi bidun abaya min ba'd al mutatarrifin qalilan dini. بالعكس عادي ما صدق فيها شيء الوضع يعني مسموح مش يعني شيء الزامي مش موجود يعني في يعني في الزام كذا ولا هو برسمي يعني العباية مش رسمية ولا الحجاب بس عادات وتقاليد ما حد ان شاء الله. Diğer yandan Suudi Arabistan'da bir devlet dairesine girecekseniz resmi şekilde giyinmeniz gerekiyor. Yani şort, tişört tarzı şeylerle bir kamu binasına giriş yapamazsınız. Dolayısıyla giyim şekliniz bu şekilde olmak zorunda. Yine kadın ve erkek fark etmeksizin karşı cinsinizle tokalaşma, öpüşme tarzı eylemleriniz de halk içerisinde iyi karşılanmıyor. İki karşı cins insan özgür şekilde iletişim kurabiliyor ancak temas olaylarına dikkat etmeniz gerekli. Yine Suudi Arabistan'a gelmeden önce gece hayatıyla, partilerle ve alkolle dolu bir geçmişiniz varsa, Arabistan'daki yaşamınız süresince bunlardan asla söz etmemelisiniz. Ülkede bu tarz eğlence anlayışları kesinlikle hoş karşılanmıyor ve bu tarz durumlar onların sizden soğumasına sebep olabiliyor. Ülkedeki gece hayatı anlayışı, akşamları ailece dışarı çıkıp yürüyüş yapmaktan ve alışveriş merkezlerine akın etmekten geçiyor. Gündüzleri havalar çok sıcak olduğundan alışveriş merkezleri gece yarılarına kadar açık oluyor ve insanlar zamanlarını buralarda geçirmeyi tercih ediyor. Bu sebeple ülkede geceleri hemen her işletme açık ve etraf yeterince canlı oluyor. Ayrıca şaşırtıcı şekilde ülkede kadın erkek karışımı konserlere de artık müsaade ediliyor. İnsanlar halka açık bu alanlardaki konserlere gelerek müzik dinleyebiliyorlar. Sadece bu durum bile genç prensin ülkeyi devralmasıyla birlikte halkın tabularını yıkmaya başladığının başka bir işareti gibi görünüyor. Suudilerin eğlence anlayışları daha çok yemek yemek, birbirinden pahalı arabalara binmek ve onların kültürleri hakkında konuşmaktan geçiyor. Özellikle pahalı oyuncaklara karşı büyük bir hayranlıkları var ve hemen her prensin servet niteliğinde teknolojik eşyaları mevcut. Yemek bakımındansa pilav üzerine konulan et yemeklerine bayılıyorlar. Genellikle yemekler ayrı ayrı tabaklarla değil ortak bir tepsi üzerinden yeniliyor. Burada alışık olmayacağınız nokta insanların pilavı bile elle yiyor olmalarıdır. Yani Arapların çatal kaşık kültürü pek yok ve geçmişten gelen alışkanlıklarını yemek konusunda da sürdürüyorlar. Eğlence anlayışlarından bir diğeri ise görmeye alışık olmadığımız düğün seremonilerine sahip olmalarıdır. Düğünlerde ellerine kılıç alıp Arap müzikleriyle dans etmeyi seviyorlar. Kılıç onlar için oldukça manevi bir değer taşıyor. Kaldı ki bayraklarında bile kılıç sembolü var. Şehirlerin gürültüsünden ve yoğunluğundan kaçmak isteyenlerse Suudi Arabistan'daki çöllerde uzun gezilere çıkabiliyor. Buralarda develere biniyorlar ve safari turları yapabiliyorlar. Hatta ülke yeterince zengin olmasına karşın geleneklerinden vazgeçmeyip çöllerde göçebe hayat yaşayan insanları da hala var. Buradaki Araplar deve çobanlığı yapıp develerin sütünü ve etini şehirlerdeki Araplara satıyorlar. Benzer şekilde hangi inanca mensup olursanız olun, kadınsanız ülkede iş bulabilmeniz de epey zor olabiliyor. Çünkü Suudi Arabistan'da kadınların evlerine, kocalarına ve çocuklarına bakmakla yükümlü olduğuna dair bir anlayış mevcut. Bu anlamda Suudi Arabistan dünyada özgürlükler sıralamasında her zaman en sonlarda yer alan bir ülke. Fakat yeni prensin bu konuda da çalışmaları var. Kendilerine yönelik 2030 vizyonu adı altında bir kalkınma süreci başlatmışlar. Örneğin bu vizyon kadınların modern hayata daha çok dahil olmasıyla alakalı özgürlükleri barındırdığı gibi Suudi Arabistan'ın petrolden geçinen bir ülke olmayı bir kenara bırakıp üretime geçiş yapan bir ülke olmasını da hedefliyor. Diğer yandan pek çok insan Suudi Arabistan'ın başkentini Mekke ve Medine gibi şehirlerden biri sanıyor. Fakat aslında başkentleri Riyad şehri ve ülkedeki en önemli yerleşim birimlerinden bir tanesi. Eğer ki Suudi Arabistan'a yolculuk etmek isterseniz uçak seferlerinin en çok yapıldığı şehirlerin başında da yine başkent Riyad geliyor. Ülkeye yılın her zamanı aktarmalı ve aktarmasız uçuşlar bulabiliyorsunuz. Tabii ülkeye giriş yapabilmek için vize almanız şart ve bu konuda pasaportunuzun renginin herhangi bir önemi bulunmuyor.
Ülkeye giriş yapsanız bile orada bulunacağınız süre zarfında Arapçaya fazlasıyla ihtiyaç duyacaksınız. Öyle ki ülkenin resmi dili Arapça ve bu dili farklı lehçelerde konuşabiliyorlar. Dolayısıyla başlangıç seviye bir Arapçanız varsa bile ülkede konuşulan Arapça size anlaşılması zor gelebilir. Tabii yine işlerinizi halledebilmek için Arap alfabesine de aşina olmanız şart. İngilizceyi çoğu kimse biliyor ancak resmi işlerinizde Arapça yazıları okuyabilmeniz gerekiyor. Arabistan gibi bir ülkede halkın dini inancının da ne olduğunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Ülkedeki insanların %100'e yakını sıkı bir Müslümandır ve kendi içlerinde farklı mezheplere ayrılmışlardır. Çoğunluksa Sünnilerden oluşur. Ayrıca ülkenin ekonomisinin %90'ından fazlası tamamen petrol üzerine kurulu. Suudi Arabistan çok büyük bir toprağa hitap ettiğinden toprakları bünyesinde pek çok stratejik nokta var ve buralardan deyim yerindeyse petrol fışkırıyor. Öyle ki ülkenin şu anki mevcut rezervler dahilinde en az 100 yıl daha petrolden beslenebileceği varsayılıyor. Araplar yaşadıkları lüks ve şatafatlı hayatları tamamen petrolden gelen gelirlere borçlular ve petrol olmadan ülkelerini ayakta tutabilmeleri mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü ülkede petrol dışında üretime dair sağlam bir altyapıları yok. Ülkedeki turizm özellikle umre ve hac dönemlerinde hareketleniyor. İnsanları epey kısıtlayan bir devlet anlayışı olduğundan dünya genelindeki turistler bu ülkeyi olabildiğince az ziyaret ediyorlar. Ayrıca dünya sanayisine pazarlayabildikleri büyük markaları olmadığı gibi bilim ve spor gibi alanlarda da dünyanın en gerisindeler. Aklınıza gelebilecek hemen her ürünü petrol parasıyla dışarıdan ithal ediyorlar ve hayatı tamamen tüketim odaklı yaşıyorlar. Dolayısıyla tamamen bulundukları coğrafyanın imkanlarıyla zenginleşebilmiş ve lükse kavuşabilmiş bir yaşam rutinleri var. Günümüzün dünyasında para kazanmak düşüncesi pek çok insanı Suudi Arabistan'a çekiyor. Eğer bir meslekte profesyonelseniz Arap yatırımcılar size iş tekliflerinde bulunabiliyor ve bu takdirde Avrupa'dan kazanabileceğiniz paranın çok daha fazlasını bu ülkede kazanabiliyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden biri ise yakın zamanda Arabistan'a transfer olan futbolcu Ronaldo. Aslında bu zamana kadar kendisine bir ömür yetecek parayı zaten kazandı. Fakat Araplar işinde başarılı olanlara öylesine astronomik tekliflerde bulunuyorlar ki dünyanın en isim yapmış insanları bu ülkeye çalışmak için gelebiliyorlar. Bu sayede Suudi Arabistan bir marka değeri kazanmış oluyor ve insanlar ülkeye daha ılımlı bakmaya başlıyorlar. Ülkenin şöyle de bir güzelliği var ki Suudi Arabistan'daki insanların büyük çoğunluğunun alım gücü dünya standartlarının epey üzerinde. Yani insanlar prens ve şeyh olmasa bile şirketlerde güzel paralar kazandıklarından ülke içinde bir kaos ortamı yok. Aynı şekilde ülkenin sınırları son derece güvenli ve Yemen, Irak, Ürdün gibi yerlerde terörden beslenen gruplar Suudi Arabistan'ın içine kesinlikle sızamıyorlar. Örneğin hemen yanı başlarındaki Yemen'de insanlar aşırı derecede fakirler ve kötü şartlarda yaşıyorlar. Ülkeye her girmek isteyene hiçbir şekilde kucak açmıyorlar. Bu da onları güvenli bir ülke yapıyor. Ayrıca ülkedeki şeriat hukuk kuralları insanların hayatına doğrudan etki ettiğinden insanlar suç işlemekten korkuyorlar. Mesela ülkedeki şeriat hukuk kurallarını açıp okursanız, idam, kırbaçlama, taşlayarak yok etme gibi insan hayatına yönelik ağır cezaların Suudi Arabistan'da yürürlükte olması halk üzerinde ciddi bir caydırıcı etki meydana getirmiş. Yani insanlar yüz kızartıcı bir suç işlediğinde 2 yıl yatar çıkarım diyemiyorlar ve şeriat kanunlarından çekiniyorlar. Netice itibariyle ülkedeki suç oranları olabildiğince düşük seviyelerde seyrediyor. Suudi Arabistan her ne kadar coğrafyasına çok şey borçlu olsa da ülke topraklarının devasa boyutlarda geniş olması o ülkeyi ziyaret eden insanları gezmekten soğutabiliyor. Ülkenin aşırı sıcak bir iklime sahip olması bir kenara, Arabistan içerisinde bir şehirden başka bir şehire geçmek saatlerce zaman kaybetmenize sebep oluyor. Öyle ki baştan aşağı bir Suudi Arabistan turu yapabilmeniz için yığınla zamana ve paraya sahip olmalısınız. Farklı şehirlere arabalarla gitmek son derece zahmetli olduğundan, insanlar şehirler arası yolculuklarını genellikle uçak seferleriyle yapıyorlar. Bu da şehirler arası ulaşım maliyetini olabilecek en yüksek seviyelere çıkartıyor. Tabii ülkede gelişmiş tren sistemleri de yok değil. Suudiler ulaşım anlamında gayet başarılı yol hatları inşa etmişler ve orada teknolojinin getirdiği tüm imkanların sonuna kadar kullanıldığını görebilirsiniz. Şehirler demişken ülkedeki şehirlerde pek ağaçlık alan göremezsiniz. Çünkü Arap ülkeleri çöl iklimine sahip ve bu da ülkelerin kurak olması anlamına geliyor.
ağaçlar ve yeşil otlar Suudi Arabistan'da pek yetişmez. Eğer ki yeşil görmeden yaşayamam diyorsanız ve yüksek katlı binalar size göre değilse, Suudi Arabistan'daki şehirler pek de içinizi açmayabilir. Öyle ki şehirlerde çok fazla gökdelen tarzı binalar var ve bu alanlar Arap şirketlerin ofislerine ev sahipliği yapıyor. Arap şirketler Suudi Arabistan'ın dört bir yanında işler yapıyorlar ve şirketlerinde çalışan işçilerin yarısından çoğu Sudan, Yemen, Irak gibi fakir ülkelerden gelen kimselerden oluşuyor. Buradan şöyle bir çıkarım yapılabilir ki Suudiler alt sınıf işlerde pek uğraşmıyorlar ve özellikle inşaat işlerinde tamamen fakir ülkelerin halklarından faydalanıyorlar. Suudi Arabistan'la alakalı görünen o ki artık kalıplaşmış yaşam kültüründen çıkıyor gibiler. Özellikle yeni veliaht prens Muhammed bin Selman'ın yönetimi devralmasından sonra ülkede kadınlar başta olmak üzere iş sektörü gibi yatırım konularında da modern çağa uyum sağlamaya doğru evriliyorlar. Hatta bundan 50-100 yıl sonra şeriat hukuk kurallarını bile terk edip medeni hukuk kurallarına geçmeyi düşünebilirler. Teknoloji geliştikçe insanları kontrol etmek daha da zorlaşıyor, bu da ülkelerin içinde bulundukları çağa göre evrilmesini sağlıyor. Bundan dolayıdır ki İran ve Suudi Arabistan gibi şeriata uygun devlet yapıları bir müddet sonra çöküşe uğrayabilir. Özetle Suudi Arabistan için yönetim şeklini görmezden gelebilirseniz, büyük ihtimalle o ülkede güzel paralar kazanırsınız ve lüks dolu bir hayat yaşarsınız. Herhangi bir terör endişesiyle karşılaşmayacağınız gibi, güven dolu bir hayat Arap Yarımadası'nın bu ülkesinde yeterince mümkün. Oradaki insanlar artık dışarıya açık görüşteler ve pek çoğuyla yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.